Bismillah. Bulugul Meram adlı Hafız İbn Hacer el-Eskalani'nin kaleme aldığı eserin şerhi açıklaması olan Subulü's-Selam'ı Türkçe Ahmet Hoca tarafından kazandırılmış ismiyle Selamet Yollarında okumaya devam ediyoruz. Kitab-ül Cenayiz, Cenazeler kitabı konulu başlıklı bölümü okuyoruz. Burada da 563 no'lu hadis-i şerif. Ve an Ebu Hureyre'te radıyallahu anh, anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kal, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Nefsül müminü muallakatü bideynihi. Müminin nefsi borcuna, deynine, borcuna bağlıdır, ona asılıdır. Hatta yukda anhu, ta ki ondan ödenir, gerçekleştirir, ödemesi gerçekleştirir. O ana kadar borcu, mümin nefsi borcuna asılıdır, bağlıdır. Tekrar okuyorum. 563 no'lu hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamberimiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şöyle rivayet edilmiştir ondan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki müminin ruhu borcu ödününceye kadar borcuna muallak kalır. Borcuna muallak kalır buyurmuşlardır. Bu hadisi Ahmet ve Tirmizi rivayet etmiş. Tirmizi de onu hasen bulmuştur. Filhakika borç hususunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek ziyade dikkat ve şiddet gösterirlerdi. Hatta ki bir defa borçlu olarak vefat eden bir sahabenin cenazesini, namazını kılmamışlardır. Sahabe-i kiramdan biri o borcu üzerine almış, ödemiş, ondan sonra kılmıştır. Yine Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şehidin kanı yere damlar damlamaz, bütün günahları affolunacaktır. Yalnız bundan borç müstesna olacağını söylemiştir. Hadis-i şerif dahi borçlu ölen kimsenin ölümünden sonra bile borcu ile meşgul olduğunu bildiren delillerden birisi de budur. Bunda ölmeden evvel borçtan kurtulmaya çalışmanın önemi de teşvik de vardır. Borcun en mühim haklardan biri olduğu da bu hadis-i şerifin delaletiyle anlaşılmıştır. Sahibinin rızasıyla alınan normal yolla alınmış bir borç böyle olunca sahibinden habersiz gasp edilen soygunculuk gibi haram bir şekilde alınan şeyin hali ne olur diye not düşmüş Ahmet Hoca bunun hadisin şerhinde. Buradan şunu anlıyoruz. İslam hukukuna göre bir Müslüman vefat ettiğinde malının üçte biri varsa vasiyetine, diğer üçte biri de varsa borçlusuna ayrılır ve o üçte birinden borçlar ödenir, kalanı mirasçılar arasında paylaştırılır. Bu üçte birden fazlası olan borç işte ölen kişinin muhakkak onu bir şekilde akrabalarına, şeylerine rica edip ödemelerini istemesinde fayda var. Dolayısıyla borcuna ciddiye almak, ödemeye çalışmak çünkü kul hakkıdır. Kul hakkı olan bir şeyde de hassas olmak gerekir. Allah korusun. Bu konuda cenazeler konusunda başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah Rabbil alemin.